Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Kasım Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün açılış programımız Adana'da 9 koşuluk program var. 82 sapkanın şu anda kayıtlı olmuş olduğu bir program. Akşam İstanbul'da yine 9 koşuluk program var arkadaşlar. Yani çifter çifter altılar başladı, yine devam ediyor. Ve her iki programımız da şu anda yayında. Bir de gün içerisinde bir Amerika yarışımız olacak. Bunu da sizlere yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Bu arada dünkü Antalya yarışımızda kolay bir şekilde en azından şablon olarak verdik. Hatta bazı yerde bir çıkan safkanımız oldu. Hani tutanları, eski yatıranlar olursa önceden iki misli yakalama imkanı oldular. Yani 5.500 lira gibi bayağı da güzel bir ikramı verdi. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun. Açıklamalarda IBAN numarası olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Yarım elma gönül alma diyelim. En azından böyle bir güzel ortam olsun, yani neşelensin arkadaşlar. Neyse, inşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle hemen yarış programımıza hiç uzatmadan devam edelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken Maiden satış koşusuyla başlıyoruz. 3 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışı ile 1 ve 4'ün ekür olduğu 2 nolu Memokat ile başlayacağım. Tabi 8 safkanın yer almış olduğu koşuda 2 nolu Memokat'ı, bu Nitro temsilcisi Aziz Akdemir ile en azından performansları baktığım zaman hepsi de birbirinden vasat gözüküyor, ama en azından işlerine göre biraz daha ön plana çıktı 2 nolu Memokat'ı. 1 nolu Çukurovalı, 4 nolu safkanda ekür olan bu safkanda en azından bu grup içerisinde gelir olan bir diğer safkan. 8 nolu Yavuz Hanım, bu Kadir'in temsilcisi Ercan Çankaya'da yine idman durumu en azından fena değil bu safkan için. Bir de 6 nolu Ezgi Gelin, bu Gelibolu temsilcisi Serkan Yıldız da en azından bu grup içerisinde etkili olabilecek bir resim. Yani çalışmaları bir tık, yani o kadar alamşan değil. Görüyorsunuz safkanların performansları ortada, işleri ortada. Ama 2-1-8-6 biraz daha diğer rakiplerine oranla ön planda gözüküyor arkadaşlar şu andaki duruma göre. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartı 4 dişilere ait Apprentice'e mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına 6 ve 8'in ekür olduğu bu koşuda 9 safkan arasında koşacak yarışta 3 dolu Bye Bye Lullaby ve Country Rey temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la son 2 yarışını arka arkaya 3. rütbelerle yaparak formunu artıran bir isim ve idman durumunda da fena olmayan işlere sahip bu safkan benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 2 nolu Lady Perfect bir harika. Nasus temsilcisi Aziz miydi kardeşimizin ismi? Abdullah Çankaya ile start oluyor. Biraz rakipler oranla ağır kilo olsa da bu safkan yakalamış olduğu güzel bir form var. En azından son yarışı kazanan bir isim. O yüzden önceliğimiz 3 ve 2 olacak arkadaşlar. Ama tabii ki biraz ilave edilme durumu gözüküyor şu andaki vaziyete göre. O yüzden kimler ilave edebilir? 5 nolu White Rose, 6 nolu Cinnamon ve 4 nolu Pixie de en azından bu kuponlara ilave edebiliriz arkadaşlar. Öncelik 3-2, daha sonra 5-6-4. Günün 3. koşusu 7'li plase ve 3'lük aynen ayımızın başlangıç ayı olan şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışına geldik. 5 ve 6'ın ekir oldu. 7 safkanın yer almış olduğu koşuda 2 nolu Civan Pehlivanı, bu tam benim umut temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le buradaki rakiplerin oranla biraz hayli ön planda gözüküyor şu andaki duruma göre. Hazırlıkta da fena değil. En azından ben bu safkanın bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim de Banko Liman'ım 2 nolu Civan Pehlivanı olacak Mehmet Salih Çelik'te. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı ganyan ayımız başlıyor. Handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı ile 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 9 nolu Melike Nur, bu bilgin temsilcisi Müslüm Çelik'le iyi idman durumuyla en azından bu rakipler arasında biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 4 nolu Bersun Ateşi, bu ateş topu temsilcisi Ercan Çankaya da yine idmanlarında fena değil. En azından bu rakipler arasında ikinci sırada şanslı gördüğüm isim. 7 nolu Saydam Ateş, bu ateş topu temsilcisi Mehmet Salih Çelik de yine bu aralar formunu yükseltmeye başlayan bir isim. 5 nolu Erciş Güzeli bir Şimşek nolu temsilcisi Emrah Sincan da son güzel birincilikten sonra artan formuyla ve 2 nolu Yaban Arası, bu Özduran temsilcisi Mehmet Duru Sunkar'la en azından bu grupta etkili olabilecek diğer safkan. 9-4-7-5-2 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim, ama 6 nolu Kaçer Kızı ve 3 nolu Şeker Sultan'ın da en azından bu gruba ilave edilebilecek diğer safkanlar. Öncelik 9-4-7-5-2, daha sonra 6 ve 3 nolu safkanlar.
Günün 5. koşusu şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. Ve 8 savkanın koşacağı bu yarışta 3 dolu Kafka. Kaptan Rio temsilcisi Müslüm Çelik de en azından bu yıla güzel bir flash, bir başlangıç yaptı. 2 tane ikincilik, 2 tane birincilik yaptı bu safkan. En azından performans olarak da iyi gözüküyor. Mesafeye de çok yatkın. Bu mesafeleri bayağı seven bir isim oldu. İdman durumunda en azından işleri iyi gözüken bu safkan. Müslüm Çelik de bu safkanı tercih etti zaten. Bence kazanmaya çok yakın gözüküyor. O yüzden benim de bugünkü Banco Liman'ın 3 dolu Kafka'dan yana olacak Müslüm Çelik. Günün 6. koşusuna geldik. Umut Bey adına koşulacak olan kısa vade 9, 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı. 4 ve 10 dolu safkaların ekir olduğu 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 1 nolu Katıoğlu, bu sarraf temsilcisi Akın Sözen'le göstermiş olduğu performansıyla ve koşmuş olduğu gruplara göre bu grupta bir hayli ön plana çıkan isim. Tabii bunun bana göre en ciddi rakip konumunda da 2 nolu Arap Çelik. Bu Kazberk temsilcisi de Saadettin Boyraz da yine son yarışında Katıoğlu'nun kazanmış olduğu yarışın üçüncülüğünü elde eden ve bugün rövanşını alabilecek kabiliyete olan bu safkanda bence yazıp boya 1 ve 2 olarak geçebiliriz. Bana göre 1 ve 2 diğer rakipler oranla bir hayli ön plana çıkıyor. Ama tabii ki tay yarışlarında her zaman değişkenlikler olabiliyor. O yüzden 1 ve 2'nin yanında böyle sürprizle genişletmek isteyenlere de 3 nolu Bay Tosunoğlu, 10 nolu Sıkı Dost, 4 nolu safkanda ekürü olan bir isim, 11 nolu Tanışık ve 9 nolu Rockstar da ilave edilebilir arkadaşlar. Ama öncelik 1 ve 2, daha sonra 3, 10, 11, 9. Günün 7. koşusuna geldik. Şartlı 2, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 7 safkanda yer almış olduğu koşuda 3 nolu Moon Effect. Bir Lineart temsilcisi Mücahit Bayırlı start alan safkan. 2 tane yarış gördükten sonra bir 6. 8.likten sonra en azından üstündeki fazlalıkları atıp son yarışta güzel bir birincilik yapan ve idman durumunda da oldukça değişik ve geliştiren kendini, yani iş olarak daha iyi duruma gelen bu safkan bence kazanmaya bir hayli yakın. O yüzden küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım olacak 3 dolu Moon Effect. Ama rakip arıyorum derseniz de 4 dolu Throw Time ve 2 dolu Best of West bana göre rakip aranacak isimler. Öncelik 3, daha sonra 4 ve 2 nolu safkanlar. Günün 8. koşusu, maiden satış koşusu var. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına. 4 ve 7'nin ekür olduğu 8 safkanın yer almış olduğu koşuda zor bir koşu. Yani birbirine çok yakın safkanlar var. Bir de satış koşusu olması biraz daha olayı cazip hale getiriyor. Önceliği 3 nolu Hadi Be Oğlum. Bu Batur Şah temsilcisi Mehmet Salih Çelik de en azından idman durumundaki işleriyle biraz daha ön plana çıkan isim. 5 nolu Kısrak Şah, bu Baba Mülü temsilcisi Nizamettin Demir ile Çin pistte son 3 yarışını arka arkaya ikinciliklerle tamamlayan bu isim yine burada da bir hayli kazanmaya yakın isimler arasında. 8 nolu Sarraf geliyor, bu Sarraf temsilcisi Aziz Akdemir ile yine iyi işlere sahip ve bu grupta etkili olabilecek bir isim. Ve son olarak da 1 nolu Enis Ağabey Demir denen temsilcisi Serkan Yıldız da en azından bu arada formunu yükselten bu isimde bu gruba dahil edip bu koşuyu 3-5-8-1 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Ama yarış geneline bakarsak çok zor bir koşu bizi bekliyor. Günün 9. ve son koşusuna geldik. Handikap 14-3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına. 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 4 nolu Sirius Black. Hakim temsilcisi Müslüm Çelik de start alan safkan. Güzel bir form yakaladı. Yani bu son 4 yarışta adeta sınıf değiştirdi dersek herhalde yeridir. Bence burada da bir hayli kazanmaya yakın isim olarak gözüküyor. O yüzden küçük ve risk sevenler için yine bir alternatif banko adayım olacak 4 nolu Sirius Black Müslüm Çelik'le. Ama rakip arıyorum derseniz o zaman 9 nolu Omera, 1 nolu Macheret, Mahreçal, 7 nolu Happy Princess ve 2 nolu Lucky Daisy'yi de ilave edebiliriz arkadaşlar. Hemen şablonumuz burada arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.